Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Zonguldak ilinin Gökçebey ilçe merkezini gezeceğiz. Gökçebey ile ilgili size elimden geldikçe Gökçebey ilimizi güzel bir şekilde sizlerle beraber aracımızla gezip anlatacağım. Hadi buyurun beraber Gökçebey ilçemizi gezmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, İstanbul ve Ankara'dan geldiğimiz zaman Devrek ilçesini geçtikten sonra bir girişimiz var. O giriş Gökçebey ve Kastamonu'ya giden yol, Karabük'e giden aynı zamanda yol. Kastamonu ve Karabük ayrımından Devre'ye geçtikten sonra Kastamonu ve Karabük ayrımından girdiğimiz zaman hemen yaklaşık 2-3 kilometre sonra Gökçebey ilçesine gelmiş oluyoruz. Arkadaşlar hemen girişte şöyle sol tarafımızda ufak bir sanayi bölgesi gibi ve beton santralleri bulunmakta. Sağ tarafımızda da mesire alanı var arkadaşlar. Piknik yapılan bir alan. Yeşillikli, çok güzel bir yer. Her çardağın, her masa sandalyenin yanında mangal alanları var. Gördüğünüz gibi zaten insanlar da buraya gelip mangallarını yapıyorlar. Zaten arkadaşlar şöyle bir durum var. Burada pek fazla alternatif olmadığı için insanlar bu tarz yerlere gelip sosyalleşiyorlar. Hem ailece, hem eş dost, hem arkadaşlar, hem de misafirlerinizi getirebiliyorsunuz. Arkadaşlar, burası artık Gökçebey ilçesinin sınırı aslında ama bu mesire alanı Çay Değirmeni bölgesine ait. Yani yanlış bilmiyorsam şu direkten öncesi Çay Değirmeni, direkten sonrası da Gökçebey ilçesi olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi aslında mesire alanı da azıcık karabalık. Yani çok fazla değil. Bugüne kadar bundan daha fazla karabalığı görmedim açıkçası. Ama yine de insanlar gidemiyor. Onun haricinde arkadaşlar hemen girişte güzel lüks bir otel bulunmakta. Altında bir restoran bulunmakta. Arkadaşlar Gökçebey ilçesinde öğretmen evi ve misafirhane olmadığı için burada lüks bir otel, bir de içinde bir pansiyon tarzında bir misafirhane var. Yani otel var yine. Bunlar da rağbet görüyor. Hani kim gelir burada kalır diye düşünmeyin, görüyor. Hemen girişte bir petrol ofisi bulunmakta. Arkadaşlar hemen sol tarafımızda kütük deposu, ağaç deposu olarak adlandırabiliriz. Bu şekilde ağaçlar yığılmış. Tamamen doğa içerisindeyiz arkadaşlar. Sağlı, sollu, önlü, arkalı her taraf doğa, her taraf yeşillik. Arkadaşlar sağ taraftaki mahallenin adı bir dizimiz var. Çukur. Bu mahallenin adı Çukur. Yani gerçek Çukur burada. Hemen sağ tarafta. Evet arkadaşlar, devam ettiğimiz zaman da fabrikaya geçtikten sonra sol tarafta enerji sahanın deposu mu diyelim. Yani enerji sahanın iş yeri var. Arkadaşlar Gökçebey'e girişte bir dere, bir çay, artık ne derseniz onun üstünden geçiyoruz. Buranın adı Tefen. Zaten Gökçebey'in eski adı da Tefen. Şu ileride baraj varmış arkadaşlar. Yani bu su barajdan dolanıyor. Balık tutuyorlar burada genelde. Burası Gökçebey'in girişi arkadaşlar. Gökçebey'in gördüğünüz gibi sağlı sollu olan kısım. Şu ileride arkadaşlar bir trafik oluşmuş. Az önce de gelmiştim. Galiba bariyerler arızalandı. Bir tren yolu var burada. Yolcu ve yük nakli tren yolu var. Burada bariyer arızalandı galiba. Tren geçmişti az önce. Biz diğer girişinden geçelim o zaman arkadaşlar. En son çıkışa doğru, yani giriş ve çıkışa doğru tekrardan bu taraftan geliriz olmadı. Tren yolunun altından da bir giriş var. Burası da Yeni Gökçebey diyebiliriz aslında alt tarafı için. Çünkü devlet hastanesini tren istasyonunun altına yeni bir şekilde yapmışlar. Polis karakolunu yeni bir şekilde tren istasyonunun altına yapmışlar. Ve mevcut olan bir TOKİ yapısı var. Yanına da ekstradan TOKİ yapılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar öğrendiğim kadarıyla, insanlarla konuştuğum ve öğrendiğim kadarıyla Gökçebey ilçe nüfusu 8.000 kişiymiş. Köylerle beraber de 21.000, 22.000 nüfusa sahipmiş civarında. Siyasi olarak İYİ Parti,
başkanımızın adı. Devrek ve Çaycuma ile Devrek ve Çaycuma'nın tam ortasında kalıyor arkadaşlar Gökçebey ilçesi. Çaycuma'ya da 20 kilometre uzaklıkta. Çaycuma merkezi. Devrek merkezi de 20 kilometre uzaklıkta arkadaşlar. Şöyle sol tarafımızda görüyorsunuz. İşte şu an Gökçebey aslında alt taraftan doğru geçiyoruz. Sağ tarafta fazla bir şey yok arkadaşlar. Sadece birkaç tane ev var ve buradaki var. Bu tarafı azıcık yeni Gökçebey gibi yapıyorlar diye düşünüyorum ben. Yani Gökçebey'in azıcık merkezini, oturumunu şey yapıyorlar. Burası tren istasyonu arkadaşlar Gökçebey'in. Yolcu nakli de varmış arkadaşlar Gökçebey'de. Yani Gökçebey Zonguldak ili içerisinde şey var. Tren yolcu nakli var. Tabii bunu pandemiden dolayı iptal etmişler. Şöyle şuradan gidip hazır bu tarafa doğru gelmişken şurada bir top sahamız var arkadaşlar sağ tarafta. Bir çay bahçesi var. TOKİ binaları burada arkadaşlar. İçin biz bu taraftan geldik. Şöyle sağ tarafımızda girişte kabristanımız da var arkadaşlar. Gökçebey kabristanı sağ tarafta. Şimdi azıcık tersten gelmiş gibi olduk ama arkadaşlar diğer taraftan gelseydik aslında daha güzel olacaktı. Ama yine de bu şekilde buradan başlayalım. Şu an Gökçebey ilçe merkezinin meydanındayız. Meydanına şu şekilde gelelim. Evet, burası meydan arkadaşlar. Hemen sağ tarafımızda Gökçebey Kaymakamlığı'nın içinde işte Milli Eğitim vesaire gibi müdürlükler var. Toplam 2 tane işlek caddesi var arkadaşlar. Bu ilk cadde, meydan caddesi diyebiliriz buna. Şurada bankamatikler var arkadaşlar. Zonguldak'ta şöyle bir sıkıntı var. İlçelerde her bankalar yok. Mesela burada sadece İş Bankası ile Ziraat Bankası var. Gökçebey'de hemen hemen bütün bankalar var. Ama bütün bankaların olduğu tek bir yer var. O da Zonguldak Merkez arkadaşlar. Özellikle katılım bankaları vesaire. Şimdi bu caddemizin sonu burası arkadaşlar hemen hemen. Şimdi normalde girmemiz gereken yere doğru gidiyoruz aslında. Ama ben buradan döneyim. Diğer caddelerimizi gezelim. Merkezi tamamen gezelim. Ondan sonra işte asıl gireceğimiz yer, yani hem giriş hem çıkış olan yere doğru gitmiş oluruz. Arkadaşlar şu sol tarafta gördüğünüz yer şu an Gökçebey Ortaokulu. Ama bu ortaokul daha önce hastane yapılmadan önce hastane olarak kullanılıyormuş. Yeni hastane binası yapıldığı zaman, hastane oraya geçtiği zaman eski hastane binası da Gökçebey Ortaokulu olmuş. Şu an Gökçebey Ortaokulu da yapılıyormuş.
Eğer ki okul yapıldıktan sonra buradan okul taşınacak kendi gerçek yerini, buraya da belediye binasının geleceğini duydum. Onun haricinde şurada güzel bir çay bahçesi var arkadaşlar. Bu çay bahçesi de yazları gerçekten çok dolu oluyormuş. Yaklaşık bir 5 tane eczane var arkadaşlar. Her gün hemen hemen bir tanesi nöbetçi. Burada temel ihtiyaç olarak istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Fırınlar, pastaneler, dönerci, eczane, tekel. Burası da otogar bu arada. Hemen sağ tarafımız otogar arkadaşlar. Buraya otobüs girmiyor arkadaşlar. Videoya başladığımız yeri hatırlarsanız otobüs oradan alıyor. Orada da bırakıyor. Buradan servisler de oralara gidiyor. Resume diye bir kafe, restorantı var arkadaşlar buranın. En büyük, en işlek mekanı diyebiliriz. PTT binamız hemen sağımızda kalıyor arkadaşlar. Burada kargo yok. Elimizden geldiğince PTT ile çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü kargo Çay Cuma ve Devrek'te var. Oradan da buraya kargolar geliyor arkadaşlar. Hemen sağ tarafta Gökçebey Noterliği var. O bina da belediyenin binasıymış. Kiraya verilmiş. Üst katında Keyif Ala diye bir kafe restoran var arkadaşlar. Metronun yazıhanesi var. İyi Parti ilçe başkanlığı var. Oğuzhan Market var. Oğuzhan Market buranın en köklü marketlerinden biriymiş arkadaşlar. Çanakçılar demiştim hatırlarsanız girişte. Burada Çanakçıların şirket grubu var arkadaşlar sol tarafta. Buranın hemen hemen bütün halkı geçim kaynağı Çanakçıların orada çalışmak ve kömür madenlerinde çalışmak arkadaşlar. Az önce girdiğimiz yeri tekrardan geldik. Cadde oradan buraya kadar. Burası bir tane caddesi arkadaşlar. Şimdi diğer caddesine gireceğiz. Yeni bina buralarda yok denilebilecek kadar az. Yani 100 binadan 2 tanesi belki yeni bina. Yeni bir yapılaşma çok fazla yok. Birkaç tane inşaat var. Gezdiğimiz zaman onları da görebiliriz. AK Parti Gökçebey İlçe Başkanlığı da burada arkadaşlar. Çok fazla kahve, çay ocağı gibi yerler var arkadaşlar. Şimdi buradan da ikinci yerine giriyoruz. Burası ikinci caddemiz diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle meydan gibi burası. Böyle sağlı sollu da yerler var. Araç girilmeyen yerler var. Kırtasiyeler, terziler, lokantalar vesaire her şey bu meydanda yer alıyor. Kuyumcular. Ziraat Bankası şurası arkadaşlar. Ziraat Bankası'nın üstünde de Gökçebey Belediye Başkanlığı var. Hemen şurası sol tarafımızda kalıyor. Belediyenin girişi. Yani inşallah yeni binasına geçmesini, şu an ortaokul olarak kullanılan binaya geçmesini ben de çok isterim. Gökçebey'e gerçekten yakışabilecek yer orası diye düşünüyorum. Burası da ikinci caddesi arkadaşlar. İşte sağlı sollu dükkanlar. İnsanlar alışverişlerini, ihtiyaçlarını bu şekilde buralardan gideriyorlar. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Ama 8000 kişilik ilçe nüfusuna göre yeterli olacak bir şey. Şurada Luna Park vardı. Ona da bakalım arkadaşlar. Luna Park kışları kapalıymış, yazları açık oluyormuş. Buranın nüfusu yazları 8000'in üstüne çıkıyormuş. Neden çıkıyormuş? Burada oturan insanların birçok akrabası, eşi, dostu Almanya'da ve yurt dışında ikamet ediyor. Oralarda çalışıyorlar. Ve 4. ay ile 9. ay arası burası çok kalabalık oluyormuş yurt dışından gelen misafirlerle. Luna Park karşımızda arkadaşlar. Yani birkaç parça iş yapabilecek oyuncaklar var. İşte çarpışan oto gibi, gondol gibi. Bu şekilde şeyler var arkadaşlar. Bunlar da yazın açık oluyoruz sadece. İnşallah önümüzdeki yaz eğer biz olursak burada da bir video çekeriz. Nasıl olduğunu görmüş oluruz. Buradan bir dönelim. Caddenin devamına gidelim bence.
Hemen burada da aslında bir tane mesire alanı gibi bir yer var arkadaşlar. Ama işletmesini kimse almadığı için faaliyet göstermemiş. O da hemen sol tarafımızda kalıyor. Yani o Gökçebey'in aslında girdiğimiz çay değirmenine ait olan mesire alanı gibi. Burada da bir mesire alanı var. Evet, caddemizin devamına geldik arkadaşlar. Tekrardan şuradan sola döneceğiz. Karşımızda bu arada BİM var. Burada 3 tane A101 var. Bir tane BİM var, bir tane de Şok Market var. Şok hemen solumuzda kalıyor burada. Az önce belediyenin hemen yanında A101 vardı. Bir tane daha A101'miz hemen şurada var arkadaşlar. En büyük olan A101 market burası ama. Hemen hemen A101'i geçtikten sonra artık cadde bir nevi bitiyor diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü şöyle artık bir ticari faaliyet olarak sağlı sollu fazla bir dükkan yok. Olan dükkanlar da sanayi tarzı artık dükkanlar. Birkaç tane araç tamir üzerinde dükkanlar var. Bizim de tanıdığımız, sevdiğimiz bir abimizin de dükkanı var. Arkadaşlar burada cadde bitti. Caddeden geri dönebilmek için merkeze hemen sağdan yan caddeye geçiyoruz. Düz devam ettiğimiz zaman da burada 2 yıllık üniversite var arkadaşlar. Oraya da gidelim bakalım. Bu 2 yıllık üniversiteye doğru devam ediyor. Yani Gökçebey ilçesinin devamı burası. Mahallesi. Yani herhangi bir köy vesaire bir şey değil. Az önce göbeğin orada da, caddenin bitiminin orada da, sağda da bir tane petrol vardı. Burada da bir tane petrol var. Yani Gökçebey'in bir tane girişinde var. İki tane de içinde petroller var arkadaşlar. Bu kısımlar az daha sessiz sakin. Yani genel olarak aslında Gökçebey sessiz sakin. Ama bu kısımlar daha çok sessiz sakin. Genelde Almancılar buralara yatırım yapıyor arkadaşlar. İşte arsalar, evler, bakımlı evler. Gördüğünüz birçok bakımlı ve lüks evler Almancılara ait. Yani onların tabiriyle Almancı diyelim. Aslında çok buraya uzak değil arkadaşlar. Bir sonraki videomda Gökçebey ile ilgili bir tanıtım videosu yapacağım. Yani tarihiyle ilgili, içindekilerle ilgili. Orada da üniversitede olan bölümler yer alacak arkadaşlar. Üniversitemiz sağ tarafı arkadaşlar. Çok küçük bir yer. Yaklaşık 300-400 tane öğrenci hitap edebilecek bir kapasiteye sahip. Böyle gördüğünüz şekilde tek bir binaya da işte bazı sınıfların olduğu bir okul arkadaşlar. 2 yıllık bazı bölümler var. İşte inşallah bir sonraki videomda onların devamını ben size hangi şeylerin bölümlerin olduğunu iletmiş olacağım. Buradan geri dönüyoruz arkadaşlar. Birer de zaten mahallenin devamı var. Üniversitenin etrafında bir şey var mı? Bir şey yok. Sadece şurada bir Arzu kafe, pastane tarzında bir yer var arkadaşlar. Yanında da Google Cafe diye bir yer var. Onun haricinde üniversitenin etrafında doğru dürüst ev bile yok diyebiliriz. Zaten burada kalacak öğrenciler genelde ev tutmak yerine merkezde, birazdan da göstereceğim şekilde yurt var arkadaşlar. Yurtta kalmaları daha mantıklı oluyor. Onu da göstermiş olurum zaten birazdan sizlere. Geri dönüyoruz. Çok küçük yer zaten arkadaşlar. Ben ilk önce şeyi gördüğüm zaman çok şaşırmıştım. 2 yıllık üniversiteyi gördüğüm zaman çok şaşırmıştım. Şurada da özel Kara Elmas Engelli Bakım Merkezi varmış. Azıcık hızlı geçtik ama. Şurası da Engelli Bakım Merkezi'ymiş. Gelecek olan, atanacak olan öğretmen
hemşire, doktor veya herhangi bir devlet memuru veya öğrencilerle ilgili tavsiyem şu ki, eğer ki buraya geleceğiniz belliyse bir an önce gelin ve ev bakın. Burada sahibinden.com'da kiralık ev yok, bulamazsınız. Yani koymuyorlar. Satılık ev çok nadir var. Satılık ev fiyatları da arkadaşlar, şurada zaten bir tane inşaat var. Satılık ev fiyatları da ortalama 3+1 dairelere 350-400 milyar civarlarında para isteniliyor. Yani hemen hemen İstanbul'da fiyatları aynı. Değer mi? Benim gözümde değmeyebilir ama başkasının gözünde değebilir. Çünkü 350-400 milyarlara buradan daire alıp da yani yatırım amaçlı kirayı veririm derseniz yanlış bir tercih olabilir. Burada genelde kiralar internet üzerinden değil, kiralar böyle esnaf birbirine söyler, eder. O şekilde kiralık yer bulabilirsiniz. Biz buraya geldiğimiz zaman kiralık yer bulmakta epey bir zorluk çektik. Yaklaşık bir 15-20 gün sürdü kiralık yer bulabilmemiz. O yüzden hani özellikle söylüyorum. Gelin hızlı bir şekilde ev vesaire bakarsınız. Arkadaşlar doğalgaz gelmiş buraya bu arada. Doğalgazla ilgili işlemler yapılıyor. Birçok eve doğalgaz çekiliyor. Tesisatlarını yapıyorlar. Yani yavaş yavaş sobadan, kömürden, odundan kurtuluyor Zonguldak diyebiliriz. Yani buranın havası, bakmayın, Zonguldak merkeze göre gerçekten çok temiz. Zonguldak merkezde hem binalar simsiyah hem de havası gerçekten çok kötü. Şöyle şuradan sağdan gidelim. Burada da yeni bir tane inşaat var arkadaşlar. Şu merkez camii, büyük bir merkez camii arkadaşlar. İşte burada az önce girdiğimiz yerler. Buraları da arkadaşlar cuma günleri kapalı pazar alanını göstermiştim. Buraları da köy pazarı. Yani köyde ürünlerini yetiştiren insanlar gelip buralarda da tezgah açıyorlar. Düşündüğüm için araçta gezip tanıtımını yapmak istedim. Arkadaşlar işte meydandan, hükümet konağından işte asıl gireceğimiz yere doğru şimdi gidiyoruz. İstanbul'dan buraya da otobüs biletleri yaklaşık 120 TL. Onu da söylemiş olalım. Genelde Efe Tur ve metro araçları var burada. Arkadaşlar burada örnek veriyorum. Çiçekçi dükkanı. Çiçekçi aynı zamanda manav. Aynı zamanda hediyelik eşyacı gibi. Yani burada bir dükkanda birden fazla ürün satılıyor. Hani bir dükkanda sadece bir ürün satılmıyor. Şurada ahşapla ilgili bir yer var. Çok güzel bir yer. Diğer A101'miz burada arkadaşlar. 3. A101. Burada da yurt var. Üniversiteden gelecek olan arkadaşlar bu yurtta kalacaklar. Özel huzur yüksek öğrenim öğrenci yurdu. Ayrı bayan ayrı yerlerde arkadaşlar. Aynı zamanda dışarıdan Gökçebey'i ziyarete geldiğiniz zaman da burada kalabiliyorsunuz. İsterseniz bay tarafında, isterseniz bayan tarafında, yani eşinizle de kalabileceğiniz yerler var. Mobilyacılar var arkadaşlar. Demir doğramacı var.
sol tarafta gördüğümüz bina arkadaşlar, yeni bina. Sağ tarafta yeni bina var. Çok güzel bir bina. Çok güzel bir bina. Çok beğendim. Şurada şöyle bakalım. Yaklaşık bir 500 bin civarında daireleri para istiyorlarmış. İlk Gökçe Bey'e geldiğimiz zaman kiralık ev aradık, hep evi bulamadık. Şuradaki satılık olan zemin kat evi gördük. 2 artı 1, 285 bin lira. Onu da duyunca tabii ayrı bir şoka girdim. Böyle devam ediyoruz. Şurada danacı otu kuaförümüz var. İsmail abimizin yeri. İsmail abi, buradan selam olsun. Kendisi de orada zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Aracımızı İsmail abinin orada yıkatıyoruz. İsmail abiyle tanıştık. Buranın insanları gerçekten çok iyiler. Çok cana yakınlar, yardımseverler. İsmail abi ayrı bir cana yakın, yardımsever. Kendisine teşekkür ediyorum. Arkadaşlar burası da yine bir giriş çıkış diyebiliriz. Yani az önce geleceğimiz şeyin bozuk olduğu yer burası. Hatta hala bozuk sanırım. Evet, hala bozuk. O yüzden gitmeyelim. Şuradan bir U dönüşü yapalım. Sol tarafta bir yer var. Oraya gidelim. Orada da ben daha önce gittiğim zaman görmüştüm. Anaokulu var. Sizleri oraya götüreyim. Az daha böyle değişik lüks evler var diye düşünüyorum bu tarafta. Yani Gökçebe ilçemizin farklı bir mahallesi ve çok sessiz, sakin bir mahalle. Zaten tek tük evler var arkadaşlar. Burada yollar fazla asfalt değil. Genelde Arnavut kaldırımı taşı kullanılıyor. O yüzden de yollar azıcık bozuk olabiliyor. Televizyonlarda da 2000 küsur kişi haberler gördüğünüz kadarıyla Türkiye genelinde bir yüksek atılmış ama daha fazlası da olabilir. Dikkat edelim. Burası Anaokulu. Çok güzel bir yer. Gökçebey ilçemize Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anaokulu. Evet arkadaşlar, İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmenizi rica edeceğim. Yorum yapmanızı rica edeceğim. Kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Bana destek olmanızı rica edeceğim. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.